Selamünaleyküm. Bayrama girmeden önce bir galibiyet hediye etmek istiyorduk taraftarımıza. Tek amacımız oydu. Ama ilk yarıdaki oyunumuz maalesef bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İlk yarıda bizim sahamızda, kendi sahamızda bizden daha fazla isteyen bir rakip olamaz. Özellikle de iç sahadaki mutlaka dur bir saniye baba konuşsun sonra emin geliyorum tamam. Tamam. Hadi gel. Mutlaka bu ikinci yarı reaksiyon gösterdik. Tekrar istediklerimizi yaptık. Bunlar da benim diğer üç tane çocuğum. Kızım hoş geldin. Maşallah. Bir şey der misin? İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Futbol oynadık. İstedik. Pozisyonlar da bulduk. Evet pozisyon verdik. Maç 2-0 da yenik duruma düşebilir. Yenik duruma düşebilirdik ama ikinci yarıda özellikle son yarım saat ikinci yarının genel anlamında istedik. Ve bu arzumuz devam etmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde tatmin olmamamız gerekiyor. 4 maçtan sonra bir ilk yarıdaki o rehavet, o tatminlik hiç hoş görünmedi. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İnşallah bu ilk ve son 45 dakika öyle olur. Her maçı ikinci yarıdaki oynadığımız gibi, daha önceki 4 maçta oynadığımız gibi coşkulu, isteyen, kazanmak için her şeyini veren Bursaspor olması zorunda. Özellikle bir dahaki sezon eğer biz ilk ikide oynamak istiyorsak bunu alışkanlığa şimdiden oturmamız gerekiyor. Bunu da her seferinde futbolcularımıza söylüyorum. İnşallah bu böyle olacak. Hocam, sormak istediğiniz... Oyunu almak, spor oynatmama çabaları da vardı. Yerde yatıp zaman geçirme çabaları da vardı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Onun haricinde şöyle bir şey de dikkatimi çekiyor. Yani biz deplasmana gidiyoruz. Hakem kardeşlerim hakkında konuşmak istemiyorum ama orada da her fırsatta aleyhimize pozisyonlar çalıyor. Kendi sahamıza geliyoruz. Zaten bir ceza yemişiz yani. 9 maç taraftarımızdan yoksunuz. Bunun üstüne bir de hakem geliyor bize burada kolay kolay rakibimize şeyler çalıyor. Bu çok ilginç bir şey yani. Bunu hiç kabullenemiyorum. Ne desem boş yani bu konuda. O yüzden biz kendi oyunumuza bakacağız. O kadar güçlü olmamız gerekiyor ki bunları konuşmayalım dahi. Ben öyle bir takım hayal ediyorum. Yani hiç kimseyi ne rakibi ne hakemi hiçbir şey konuşmadan bizim takımımız ezip geçecek yani. Ben onu istiyorum. Bir de hocam şimdi siz sahaya girmeden önceki takımla siz sahaya girdikten sonra çok başka. Yani bir anda takımın kimyası değişiyor. Ne gibi bir fark oldu? Yani şöyle ilk yarıdaki o reaksiyon vermemekten ondan bahsettim. İkinci yarı Kubilay'ın bili sıkıntıya girdi. Furkan Emre'nin beli maalesef onun biliyorsunuz bir uzun bir süreç bu. Yeni olan bir şey değil. Furkan Emre'yi öyle olunca Kubilay'ı mecbur geriye çektik. Cenk de inşallah yavaş yavaş iyileşiyor. Aramıza katılacak. Onun haricinde kendimi değerlendirmek zorunda kalıyorum. Yani üzülmek istemiyorum. Hem takımdaki oyuncular şeyimiz varsa fırsatımı değerlendireyim istiyorum. Bunu da bana çok görmeyin lütfen. O yüzden de iyi oynadım. Ben de sakatlığım bir şey yok. Çok şükür ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Ama yine kardeşlerimle başlayacağım. Yine kenardan ben onlara önce direktif vereceğim. Sonrasında Allah kerimdir diyorum. Hocam son 5 maçta sikerlikten çok güzel ama son 2 haftada sanki oyuncu grubunda bu kupa düşme hakkından uzaklaşmanın bir rahatlığı var gibi de görünüyor. Katılır mısınız? Anlatmak istediklerimde zaten bütün cümlelerimde saklı. Biz böyle bir Bursaspor istiyoruz dedim. Biz kazanmayı alışkanlık haline getiren, eğer seneye de ilk ikinin içinde olacaksak böyle olacak bu. Rehavete ve tatminliğe kesinlikle karşıyım. Bu oyuncularımız da bunu hepsi hafızasına yazacaklar. Bu kadar basit. İlk yarıda bu senin söylediklerin, bizim söylediklerimiz hemfikiriz. Ama ikinci yarıda tekrardan reaksiyon veren bir grup vardı ve bu böyle devam edecek. Teşekkür ediyorum.